Evet, efendim şimdi sırada hepimizi ilgilendiren bir konu var. Her ne kadar sadece Marmara'yı ilgilendiriyor gibi dursa da aslında ülkemizi boydan boya geçen bir fay hattımız var. Erzurum'dan başlayıp ta Kuzey Marmara'dan ve Ege'den çıkan ve bütün ülkeyi boydan boya geçen ve bizi kırılmakla her an tehdit eden bir fay hattımız var. Dolayısıyla tüm ülkeyi ilgilendiren önemli bir mesele bu Marmara depremi meselesi. Efendim eğer hazırsa hocamızı da hemen yayına almak istiyorum ben. İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden yerbilimci Profesör Doktor Cenk Yaltırak hocam bizlerle birlikte olacak. Cenk hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi hemen konuya giriyorum ben. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamalar duyduk sizden. Eyvah dedik Marmara depremi yoksa geliyor mu diye düşünürken birden dün gece 4.1 büyüklüğünde Şarköy açıklarında bir deprem yaşadık. Bunu duyar duymaz hisseder hissetmez hemen aklımıza sizin sözleriniz geldi. Bir süre önce katıldığınız bir panelde bir toplantıda söylemiş olduğunuz sözler. Dolayısıyla acaba gerçekten ya bu İstanbul'u bırakıp gitmek mi lazım? Marmara'dan başka bir yere yerleşmek mi lazım diye bir kez daha kendi kendimize sorduk. Şimdi hocam öncelikle dün geceki depremden başlayalım ve genele yayarak konuşacağız. Dün geceki deprem bizim o korktuğumuz Marmara'daki o fay hattını tetikleyebilecek bir deprem miydi hocam? Yok, o Batı Marmara'da yer alan, ana fayın hemen güneyinde yer alan bir ikinci bir tali bir fayda olan küçük bir deprem. Yani ana sistemle bu bağlantısı olmasına rağmen onu etkileyebilecek bir konu değil. Şimdi ana sistemin biraz daha güneyinde bulunan bir deprem. Dün iki deprem oldu. Bir de Ege'de oldu. Bu Ege'de bu bizim fay hattının Ege ile bir bağlantısı var mı? Yani Ege'de oluşan o küçük irili ufaklı depremlerden biz rahatsız olalım mı yoksa müşteri mi olalım hocam? Şimdi dünya yuvarlak olduğu için her şeyin birbiriyle bir bağlantısını kurabiliriz. Doğru. Ama yeryüzünde bu mesafelerde depremler birbirlerini kolay kolay etkilemezler. Kolay kolay etkilemezler ama diyorsunuz ki bizzat bu Kuzey Marmara fayında bir hareket olursa mı o zaman mı biz hani korkmaya başlayalım ne dersiniz? Ya şimdi tabii o haberin ortaya çıkışında, o korkma hikayesinin ortaya çıkışında yani aslında insanlar kendi yapmadıkları işlerden dolayı korkarlar. Yani siz işte bir hastalığa yakalanırsınız. Evet. Tedbir almadığınız için, doktora gitmediğiniz için korkarsınız ne olacağım diye. Çünkü bilmiyorsunuz ne olacağını. Eğer ne olacağını bilirseniz korkmaya gerek yok. Ama İnsanlar binalarını etüt ettirip bu konularda kamu görevlileri ne yapıyor diye kamuoyu baskısı yapmadığından dolayı bir bilinmezlik var. Bilinmezlikten de herkes doğal olarak korkar. Yani ben korkuyor muyum mesela? Hayır, ben kendi açımdan yani korkmuyorum ama ülkem için korkuyorum, diğer insanlar için korkuyorum. Çünkü onların ne yapacağını bilemiyorum yani. Onların bu konudaki yaptığı işlerin yeterli olup olmadığını bilmiyorum. Bence bu iş 20 yıldır çok fazla ciddiye alınmadı. Sadece işte böyle depremler olduğunda ya da bir absürt haber olduğunda. Yani ben mesela diyorum ki efendim şunları 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 yapın. Evinizi etüt ettirin. Evet. İşte sağlam binalarda oturun. Ondan sonra eğer binanızın alt katı su almışsa, kolonlarda rutubet varsa, işte duvarlar karnabahar gibi kabarmışsa falan anlatıyorum. Diyorum ki eğer böyleyse evinizi de yenileyemiyorsanız o evden çıkın gidin yani diyorum. Ne yazıyor gazete? Ne yazıyor? Cenk Yaltırak kaçın dedi yazıyor. Yani iki ayrı anlam ifade ediyor. Halbuki Cenk Yaltırak dedi ki eviniz sağlam değilse, dökülmek üzere ise o evden kaçın gidin dedi. Değil mi? Kaçın demedim bak yine. Kaçın Ne dedi? başka bir şey. Şimdi kaçın şöyle oluyor. Şimdi sen bir ağacın altında duruyorsun. Evet. Ağaç çürümüş. Ben diyorum ki sana kaç. Sen diyor, hemen ağaca bakarsın üstüne yıkılıyor mu diye. Evet. Halbuki ben de sana diyebilirim ki ya bak o ağaç çürük sen altında durma onun oradan git. Bu iki ayrı anlam ifade ediyor Türkçe'de. Kaçınla gidin arasında çok büyük fark var. Gidin diyorsunuz siz, anladım. Peki hocam, şunu o zaman konuşalım.
Bunu bir kez daha söyleyelim. İzleyicilerimiz de bilgilensinler. Çünkü dediğiniz gibi insanlar bilmedikleri şeyden korkarlar. Bir şeyi tanıdıkça ondan daha az korkmaya başlarlar. O zaman bilelim. Ne zaman gidelim, ne zaman gitmeyelim bu depremle ilgili? Bize güzel bir tarif yapın şöyle. Ya şimdi insanların eğer İstanbul'da yani ben bir işiniz yoksa, yaşayacağınız başka bir şehirde eviniz varsa, evet, yani İstanbul'un bu ağırlığı ve güçlüğü içinde kötü bir evde oturuyorsanız, yani o evi de değiştiremiyorsanız daha sağlam olan yerdeki evinize gidin yani, neredeyse. İsterseniz İstanbul'un içinde başka bir yerde olsun ya da işte başka bir şehirde olsun, önemi yok. Yani bunun için depremin bir zamanı konusu yok. Deprem şu anda dolmuş bir bardak. Yani bu bardağın ne zaman döküleceğini bilemez. Mesela siz bana 16 Ağustos 1999'da bugünkü bilgimle sorsaydınız, hocam Marmara'da deprem olur mu? Ben size de derdim ki yarın bile olabilir. 16 Ağustos'ta sorsaydınız. Evet. Ama bugün o günün bir gün öncesinde olup olmadığımızı bilmiyoruz ki. Yani onun için her an olabileceğini biliyoruz. Yani artık aradan geçen zamanlar, birikimler, yapılan hesaplamalar zaten genellikle medya şunu vermiyor. Yani hocanın söylediği son bir cümleyi bir korku ürününe dönüştürüyor. Halbuki doğru olan şu: dünya kadar araştırma ve çalışma yapmışız. Yani hastanın her yerini tetkik etmişiz. 7 ceddini araştırmışız. Başına 7 ceddinin ne geldiğini öğrenmişiz. Şimdi hastaya diyoruz ki bak bunları yap. Yani bizim dediğimiz bu. Evet. Sen de diyorsun ki hocam sen bana ne gün öleceğimi söyle. Ya diyoruz bu olur mu? Sen bak bunu böyle düşünürsen yani o zaman yaşanmaz yani. Hocam onun şimdi için bu sizinle insanların, ilgili insanların yapması, evet, gereken sorumlulukları var. Onları yerine getirmesi gerekiyor. Sizinle ilgili bu çarpıtılmış haberler diyelim biraz tuz biber de ekti. Çünkü son dönemde herkes biraz depremi konuşuyor. Yok Şubat'ta mı olacak? Yok 24 Şubat'ta mı? 27'de mi? Yok astrologlar bir taraftan dolunay var, bilmem ne var, deprem mi tetikler, şu mu olur, bu mu olur falan. Çok haber yapıldı, çok şey konuşuldu. Dolayısıyla biz insanlar gördükleri her şeyi son birkaç gündür sosyal medyada da öyle takip ediyoruz. Deprem hashtagleri üst sıralarda yer alıyor. TT oluyor, top trend oluyor, en çok konuşulan oluyor. Ve herkes bir depreme yormaya başladı birçok belirtiyi. Mesela dün çok güzel, aslında güzel anlatılmış bir haber yayınlandı. Onu izleyebilir miyiz arkadaşlar? Arada görelim onu, üzerine konuşalım isterseniz. İstanbul dün sabah rengarenk kızıl ışıklarla uyandı. Bakın bu dün sabah İstanbul'un fotoğrafı. Böyle kızıl bir silüet, sabah altı suları, martılar, kuşlar uçuşuyor bir taraftan. Bunu haber kanalları güzel, İstanbul'un güzelliği, güzel sabah olarak verirken bir kesim bu haberleri eyvah acaba deprem mi geliyor? Bu ışıklar, bu renkli bulutlar ve renkli hava deprem habercisi mi? Çünkü 99'da da bir takım, 99 Marmara depreminde de böyle söylentiler olmuş. Depremden önce bir takım renkli ışıklar gökyüzüne saçılmış. Efendim depremden bir gece önce böyle şimşek gibi yerden göğe doğru bir takım ışınlamalar, renkler, parlamalar oluşmuş gibi söylentiler vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki siz daha bunun teknik bir açıklamasını yapabilirsiniz. Hocam böyle bir şey var mıdır? Bu bir deprem habercisi olabilir mi? Gökyüzündeki renkli ışık oyunları, renkli bulutlar ya da renkli ışıklar. Şimdi bu tabii şu gösterdiğiniz manzaranın onunla ne alakası yok. Evet. Yani o bahsedilen şeylerle ne alakası yok. O nedir onlar yani, bahsedilen şeyler hocam? Depremlerde de biliyoruz. Depremlerden önce yer ışıkları denilen ışıklar kuyruklu yıldız olarak gösterilmişler. Ama 99 depreminden önce de eğer bakarsanız basına uçan daire haberleri vardı. UFO haberleri vardı. Deprem anında da yeni yayınlanan makaleler var dünyada. Çünkü artık kameralar var. Evet. Kameralar deprem anında, yani deprem olurken yeryüzündeki bu manyetik alanda, elektrik alandaki olan değişimlerin atmosferde ışımalar yaptığını gösteriyor. Ama deprem olurken, olurken. Yani deprem olmadan günler önce, aylar önce değil. Hı hı. Yani onun için bunlar depremin hemen anında ve öncesinde ortaya çıkan şeylerle, yani bunu internette bulabilirler, bir sürü video var artık kameraların çektiği. Şu anda gösterilen hava durumu hiç alakası yok. Normal bir şafak vaktinde gök kızıllığı. Yani evet, bu akşam üzeri de olur, sabah da olur. Yani
sadece eğim açısıyla ne alakalı güneşin, yani bir de hava kirliliğiyle ne alakalı, Miktat Hoca gibi konuşursak. Evet. Hava kirliliğiyle ne alakalı. Deprem anında olan ışımalarla bu işin bir ilgisi yok diyoruz. Peki de deprem anında aynen. Hocam o ışıma bize bir katkısı olacak bir şey değil o zaman. Çünkü depremden önce bize haber verecek, hani kendimizi sağlama alacağımız bir süre yok. Deprem anında mı oluyor o? Ya şimdi depremden mesela? Önce yani depremi şimdi haber vermesi ışıkların tabii ki mümkün değil. Verse ne olacak? Yani diyelim ki depremden 2 saat önce herhangi bir yerde bir ışık ışıması oldu. Evet. Şimdi bu ışık ışımasını siz depremle bağlantısını nasıl kuracaksınız? Yani nerede deprem olacak? Nasıl olacak? Böyle şeyler daha bilimin emekleme döneminde olan konular. Yani onun için bunlara dayanarak işte börtü böceğe bakarak, işte kuşlara, şunlara bakarak, işte kediler, köpekler, bir sürü hayvanlar harekete geçiyor bu yerin düşük frekanslı dalgalarında. Ama bunlar depremin oluş anında çok uzak bir yerde olduğu için siz arada mesafe var. Hı-hı. Hayvan daha çabuk hissediyor sizden. Peki siz o zaman dün akşam yayınlanan, hatta bugün de bazı haber kanallarına geçen bir haber daha var. Onu da görelim. Şöyle bir haber bu da. Yunanistan sahillerinde kuşların tsunami'si diye geçti bu haber. Ve Yunanistan sahillerinde hatta bir gemiyi de kapatıyorlar. Kuşlar bir dalga gibi, tsunami dalgası gibi kıyıya vuruyorlar Yunanistan sahillerine, ki bizim Ege olduğu için hemen karşı komşu. Tabii bu, acaba kuşların bu olağanüstü, olağan dışı hareketi ve hareketliliği acaba yine deprem habercisi mi kuşların diye. Olağan hareketi bu, olağan dışı hareketi değil. Evet, Bu kuşlar bunda... böyle, Evet. Kuş sürülerinin dinamiği böyle zaten. Eğer belgesellere bakarsanız Evet. Çok sayıda böyle kuşların dansı diye göç zamanında çok sayıda video var. Bu da onlardan biri aslında, ama tabii işte bir haber üretmek gerekiyorsa işte orada bir tsunami kelimesi koyuyorsunuz. İşte oradan haber ürüyor. Halbuki burada kuşların dansı deseniz o da haber olur yani. Peki bu Ama kuşlar tsunami deprem falan. anında böyle bir hareketlenme yaşarlar mı hocam? Yani şimdi kuşlar normalde zaten siz biraz İstanbul'un sahillerinde dolaşın. Göç zamanı sığırcık sürülerinin bu şekilde nasıl hareket ettiğini çok rahat görürsünüz yani. Arazide dolaştığımız için çok rastladığımız bir şey bu. Yani depremle falan alakası yok. Bu haberin de, bu görüntünün de yani depreme bir gösterge olmayacağını söylüyorsunuz hocam. Evet. Peki. Hocam çok Olmaz. teşekkür ediyoruz. Peki gelelim Rica ederim. Marmara depremiyle ilgili son sorumuzu soralım size. Herkesin tabii istediği şey şu, bir tarih duyabilmek. Acaba ne zaman olur? Nerede olur? Ne şekilde olur? Buna yakın söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Tam zamanını ve yerini kesinlikle söyleyemeyeceğimizi siz de söylediniz. Ama sizin düşünceniz nedir bu konuda? Uğur Bey, babanız sağ mıdır? Sağ efendim. Onun babası Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. kaç yaşlarında vefat etti? Vallahi rahmetli güzel yaşadı ya, o kadar yaşayabilsek 80 küsürdü sanıyorum. 80 küsür yaşadı. Babanız kaç yaşında? Babam da yine bir 75'i var şu an onun. Tamam. Yani şimdi Allah uzun ömür versin. Aileniz ortalama 80 yıl yaşıyorsa, Evet. Siz şu anda 40'lı yaşlardaysınız. Sizin için başka bir şey söz konusu. Babanız için başka bir şey söz konusu. Yani bu fayların ömrü var ve bu ömürlerinde depremlerini üretiyorlar. Evet. Şimdi fayın durumu babanız gibi. Yani ömrünü tüketmiş vaziyette, ama daha Allah uzun ömür versin, daha geç olsun diyoruz ama bu bizim dileğimizle olmuyor. Yani akıbet başa geliyor biliyorsunuz. Marmara Yani fayı bir ömrünü ömrü var, tüketmiş içmiş durumda ömrü. ama ne kadar daha gider kesin bir şey bilemiyoruz diyorsunuz. Tabii bilmiyor. Kimse bunu bilemez. Bildiğini iddia eden de, yani tarih veren de doğru söylememiş olur. Ama şimdi siz Marmara fayı ömrünü tüketti diyorsunuz. O zaman ben bunu yarın bile beklerim o zaman. Ben öyle yaşıyorum zaten. Siz de öyle yaşıyorsunuz. Yani yarın olacakmış Yarın gibi olabilir hazırlıklı yani. olalım. Ama bu iş ne kadar sürer Tabii, belli aynen. olmaz diyorsunuz. Tabii. Allah korusun diyelim. En Yani azından Allah can tedbirlerimizi kaybından korusun. aldıktan sonra, gerekenleri yapıp safsaklamadıktan sonra en azından insanların kendilerini, ailelerini, yakınlarını güven altında tutması lazım. Onun için de
bilimsel kurallara uygun yaşayacağız. Bunun maksimum bir süresi varmış. Şu an dediniz ki Marmara Fayı ömrünü tüketti, yarın olabilir. Peki en geç ne bileyim 30 yıl, 50 yıl, 60 yıl olmayabilir mi hiçbir şey? Şimdi bakın 99 yani son 1500 yılda Marmara bölgesinde 38 tane yıkıcı deprem olmuş. Yani ağır yıkıcı deprem olmuş. Evet. Bunların bir dağılımı var ve aralıkları var. Yani bunlar diyelim ki 250 yıl ama artı eksi %10 olsa 25 yıl artı 25 yıl eksi olur. Yani 225-275 yıl arası olur. Doğru. Şimdi Marmara'daki faylara baktığınızda bu 250 ortalamanın üstüne çıkmışlar. Yani artı kısmındalar. Hı-hı. Bunun anlamı ne? Yani siz Marmara'da bir deprem göçü doğudan başlayıp batıya doğru gittiği zaman yani 5 büyük deprem oluyor 60 yıl içinde. Şu anda bir tanesi oldu, 20 yıl gitti. Önümüzdeki 40 yıl içinde 4 tane büyük daha deprem olacak. Yani bunun 4'ü bir günde de olabilir, aralarında yıl da olabilir. Yani en son gün de olabilir ama burada siz onu en son gün olacak diye şey yapamazsınız. Peki sevgili Profesör Doktor Cenk Yaltırak hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bizleri aydınlattınız. Rica ederim. İnşallah nice güzel depremsiz günlerde tekrar görüşmek üzere diye temennide bulunuyoruz efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Umarım.